Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Infection Free Zone bölümüne hoş geldiniz efendim. Zombilere karşı mücadele ettiğimiz ve forumu dünyanın en önemli yeri haline getirmeye çalıştığımız seride, ki hayatta kalanların olduğu tek yer, maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Efendim biliyorsunuz amacımız en uzun süre hayatta kalan insanlık olmak, hatta mümkünse enfekteleri dünyadan temizlemek. Eli silahlı adamlarım var, yemeğim var, kaynağım var, her şeyim var. Arabası olan ekipleri uzağa loot'a yollayacağım, arabası olmayanları yakına loot'a yollayacağım. Hatta belki ekibin birini yürüyerek şu arabayı almaya bile gönderebilirim. Çok güzel bir koordinatta başladık. Bakalım bu gece zombilere karşı bir mücadele vereceğiz. Valla uzun mesafeli silah olanlar şu an size haşlar abi. Şahane. Yemekhane yapıyorduk bir yandan. Yemekhanenin inşası devam etsin. Bir yandan yemekhane yapıyorduk sevgili dostlarım. Bir yandan şuradaki orman vardı. Oradaki ormanı biçmişiz galiba. Elde yeterince odun var, şey var. Odun için icabında civardaki yerlerden de faydalanırız. Yukarıdan gelecekler galiba. Pistollü adamları şöyle yukarı doğru sevk edelim. Aman abi dışarı çıkmayın. Yukarıdan gelirlerse ne yapacağız? Shotgunlılar müdahale edebilir mi oraya? Umarım müdahale edebilir. Bu ekip için endişelenmiyorum bu arada. Çünkü bu ekipte tam otomatik silah var. Tam otomatik silah orayı paramparça eder. Ve bu ekip depoda savunma yapıyor. Dolayısıyla acım şöyle cephanelerinizi bir fulleyin bakayım. Eyvallah. Dur. Hayır. Arabaya inbin yapmana gerek yoktu oğlum. Al kafayı yedi galiba. Kal yerinde lütfen. Neyse cephanelerini falan yükledik. Gecenin ilk akınlarını atlattık. Arabası olan adamları zırh bulmaya ya da loot bulmaya yollamak istiyorum. Yakıt olabilir, loot olabilir. Biraz kitap mitap alabiliriz araştırma için. Daha hiç araştırma yapmadık. Base'e adam katmak için araştırma falan yapılabilir. Ya da birkaç tane binayı yıkıp metal ve tuğla bulup metal ve tuğla yardımıyla şuraya en azından 3 tane kule dikilebilir. Yani birbirine yakın 3 tane kule dikersek ben burayı ya şurayı beton gibi tutabileceğimize inanıyorum, biliyor musun? 4 tane kule, 3 tane kule. 3 mü 4 mü? 4 ya. 4. 4 olsun bizim olsun. Bir tane böyle. O 4 kulede ya da 4'lü birbirini görecek ve şurayı koruyacak şekilde. Bence kafi. Efendim bu arada zamanı birazdan hızlandıracağım ama yüksek müsaadenizle biraz oyuna alışmak adına yavaş yavaş bekliyorum. Ama şöyle biraz zamanı hızlandıralım. Adamlarımızı sabah nereye göndereceğimize karar verelim. Arabalı ekipleri gıda stoğunun olduğu yerlere de gönderebilirim. Sağlık malzemelerinin olduğu bölgeye de gönderebilirim ki 11 tane falan sağlık malzemem var. Polis karakoluna yollayıp iyice silaha falan doyabiliriz. Bence bulabildiğimiz kadar silah bulmak önemli. Şu shotgunlı ve AK-47'si olan ekibi polis karakollarının olduğu yere göndereceğim. Öteki arabalı ekibi oraya iki ekip anca halleder diye düşünüyorum. Öteki arabalı ekibi yakıt bulmaya yollayabilirim. Bu arada insanların modunda herhangi bir değişiklik yok. Bir yeri bir araştırma binası olarak falan atayabiliriz. Nereye yapalım araştırma binasını? Ben şuraya, buraya yemekhane yaptığımıza göre buradan tarlalar falan geliyor. Bu kenara da ne yapabiliriz ya? Yemekhane yaptığımıza göre ahır yapıp acaba hayvanların beslenmesini de sağlayabiliriz. Yani tarlalardan gelen yemler ahıra gider. Ahırda hayvanları besleriz. Hayvanlardan gelen eti yemek yaparız. Aslında böyle daha mantıklı gibi baktığın zaman. Tamam öyle yapalım.
Nerede? Gördün enfekteleri. Aşağıda bir yerde gözüktü. Fırtınalı bir hava olursa enfekteler geceleri de hareket edebilir bu arada. O yüzden fırtınalı havaysa şansımıza küseceğiz. Enfekteler tespit edildi. Tam hareket edemiyorlar. Hareket edemiyorlar. Okey to. Babuşka 1, babuşka 2. Çökün tepelerine. Arabalarınıza binin ve tepelerine çökün. Arabalı babuşkalardan biri bu. Gel. Yemek topla azizim. Bu arada zoom in zoom out yaparken bayağı bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Adamları yakın yerlere gönderiyorum. Dibimizdeki zombilere müsaade edemeyiz. Koruyun oğlum kendinizi. Tam mekanı paramparça ettiler. Evi arıyorlar. Evi bir arasınlar. Diğer oğlanı yemek bulmaya yolladım. Ha, buralardan da biraz yemek çıktı. Bence ikiniz de önce base'e gidin. Önce base'e gidin, cephaneleri doldurun. Ondan sonra polis istasyonuna. Haydi bakalım. Deli falan olabilir misiniz abi? Tamam, deli falan değiller, okey. İkiniz. Gelin. Şu polis karakoluna. Tamam, binalardan biri basılmış bu arada. Buradaki agam ne yapıyor? Yemek arıyor binadan. Okey. Buranın işi bitmiş. Bekle. Yemek yapmıyorsun. Yapsan da hayvanlardan yapacaksın. Şuralarda çalışmaya başla. Bazı yerlere barınak falan yapmak durumundayız. Bir de ben şey yapmak istiyorum. Tuğla topla dediğimde şurada 220 tane tuğla var. 220 tane tuğlayı ben ne yapayım? Bina mina yıkılabilir böyle bazı yerlerde de. Başıboş adamlar var. Radyo kulesi yapmadığımız için adamları alamıyorum. Daha fazla insana ihtiyacım var mı? Tabii ki daha fazla insana ihtiyacım var ama henüz barınabilecekleri bir yer inşa edemeyeceğim için daha fazla insan almaya çekiniyorum. Özellikle şu büyük binaları kullanmak istiyorum ben işin açığı. İnsanlar için falan ama şu an öyle bir imkanımız yok. Arama işlemleri biraz yavaş sürüyor galiba. Oha. Koskoca... Koskoca mekanı aradı. Aradı. Hiçbir şey yok lan. Şuraya gidelim bir bakalım. Burası bir A101'miş. Ya ben A101'in boş çıkacağına inanmıyorum ya. Burada bir araba var. Bizim adamlar önden gidiyor polis karakoluna. Saatler sürdü zaten oraya ulaşabilmeleri. Bizimkiler ilk binayı temizledi. Yayan ekip. Birinde bir tane yemek var. Diğerinde ne var bilmiyorum. Birinde bir yemek ve bir şey var. Yemek artı yakıt var. Ahır yapılmalı ki toplanan gıdalar bir işe yarasın. Tarlalarımızı falan yaptık. Birinin envanteri fullendi, birinin envanteri full değil. Okey, abi şurayı araştır, elle tek tek yöneteceğim sizi. Sen işin bittikten sonra devam et. Bizim timler arasında geçiş yapma durumumuz var mı? Tamam, bunlar burada karakolu lootlamaya başladı. Mermi falan da buldular, harikasınız. Buradakiler görevini yapmaya devam ediyor. Buradaki araştırmasını yaptı. Boş çıktı, şu binaya atla. A101 lootlanıyor.
Bir paket yemek bulunmuş bile. Okey. Çok fazla zoom yapmadan şöyle mi oynasak acaba? Ya böyle de oynayalım da kardeşim, bu şekilde de zor değil mi ya? Tamam, kal burada, kaynak ara. Her bir ekibi tek tek kontrol etmem lazım dostlar. Her bir ekibi tek tek kontrol edeceğiz. Nerede ne var ne yok. Alacaklar lootlarını, yapacaklar. Sen bu adamları buraya yolla. Bunlarla eve git. Evden buraya. Buraya tekrar uğramana gerek yok aslında. Aa, bunda da çok yer yok. Okey. Bak, senin tek konumun bura. Senin de tek konumun bura. Sen base'e uğradıktan sonra buraya uğra. Oradan aşağı in. Sen base'e uğradıktan sonra buraya uğra. Birinin arabaya binme sesini duydum. Shotgun bulunmuş. Shotgun ekibimizde bir tane shotgun eksikti. İkinci polis karakoluna yürüyün lütfen. Hayatta kalan diğer insanlar var. Burası cidden polis karakolu galiba. Bazen haritayı dengelemek için şey yapabiliyorlar dostlar. Ekstradan karakol falan ekleme durumları var. O, sen de shotgun bulmuşsan al giy shotgun'ını paşam. 4 tane shotgun'lı, 4 tane makineli tüfekli adam. A101 loot'umuz ne alemde? A101'i lootlayan dostumuz hayal kırıklığına uğruyor galiba. İki parça yemek var çünkü orada sadece. Yani şurada evleri araştıranlar daha fazla malzeme buluyor birader. Gerçekten evleri araştıranlar daha fazla malzeme buluyor. Gün saat 5'te kapanıyor. Dolayısıyla burada işin bittiyse gel depoya. Senin burada işin bitince gel merkeze. Herkesi yavaş yavaş merkeze toplayacağız. Senin işin de bitiyor A101'de. Bu ekibin falan pek bir şeyi kalmamış. Son bir tane karakol kaldı aslında. Oğlum canınızdan kıymetli mi ya? Evinize dönün. Bunları kendi grubumuza katabiliyoruz da. Son bir tane polis karakolu kaldı. Oraya girmedim valla. Canınızdan kıymetli mi? Dönün eve dedim. Kral, senin de canından kıymetli değil. Dön öne. Dön eve. Enfekteler geliyor. Nereye geliyorlar? Gafil avlandık biraz. Evlere dalacaklar galiba. Oğlum evin içindesiniz değil mi? Hmm, içeri almasaydınız kanka. Tamam. Bunlar hareket halinde adam görünce deriliyorlar dayı, böyle kafayı yiyorlar. Hareket halinde bir adam gördüklerinde dışarıda anında ona saldırıyorlar. Vallahi bir tane medkit'i bastım. Ulan dua et bu adamların şeyi yok. Savunma kulelerini falan inşa etmeye vaktimiz olmadı ki. Kurt sürüsü geliyor. Dayı, arabayla tarayamaz mısınız onu? Kurt sürüsü aşağı doğru geliyor. Ya dışarıda adam yakalamasınlar. Dışarıda adam yakalarlarsa iş kötü. Şurada bir yerdelerdi. Köşeye yaklaş. Sen de burada dur. Arabanın peşinden geliyor ya.
Belki birini kapatırım umuduyla. Belki birine bir yapıştırırım umuduyla geliyor da. Boşa geliyorsun paşam. Boşa geliyorsun. Tamam, bu kadar. Abi bizim buraları savunmamız gitgide zorlaşıyor. Yani iki tane shotgun fazlalığımız var ama kuledeki adamlara shotgun veremiyoruz bildiğim kadarıyla. Ve adamların şu an siz kameramdan dolayı göremiyorsunuz. 12 kişi çiftçi de sponsor panelinden dolayı da gözükmüyor olabilir. 18 kişi inşaatta, geri kalan herkes askeri grup olarak hareket ediyor. Dolayısıyla bizim birazcık savunma yapma durumumuz sıkıntı. Söylemiş olduğum gibi şuraya şöyle bir 4 tane şey istiyorum. Ama bizim kesinlikle bir araştırma merkezi kurup o araştırma merkezinde de adam çalıştırmamız lazım. Yani araştırma merkezini nereye kurarım şu anlık bilmiyorum ama belki şuradaki binaya. Yani şuraya bir kulelerden savunma yapınca bizim kafa rahatlar gibime geliyor. Yerleştik, zorlu yerlere yerleştik. Yani askerlerle falan savunma yapabiliyoruz. Birazcık böyle savunmamız zor şartlar altında gerçekleşiyor. Şimdi ben bir araştırma tesisi istesem. Alet fabrikası, ahşap kule. Anaokulu falan var. Anaokulu yani bilemiyorum. Kaç tane çocuk var bizde? 14 tane çocuk var mesela. Nüfus 64 kişilik. İleride buralara sığamayacağız. Özellikle yemek falan sıkıntı olacak. Burayı bir araştırma merkezi yapsak mesela. Şurada 19 adamın çalışacağı. Tam 19 adam çalışsın da orada sıkıntı büyük. Niye büyük? Burayı nasıl savunacaksın abi? Sur çekmek bir çözüm değil dostlar ne yazık ki. Sur, ya belki değiştirmişlerdir bilmiyorum. Surları ortadan yarmaya oynuyorlardı direkt. Nerede gördün enfekteyi? Buralarda dolanıyor. Şey yapalım mı? Yem yapalım mı? Şuraya doğru ilerle. Zombicikler. Zombili bili 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 gel. Yok abi burayı görmüyor galiba. Şu depoyu mepoyu tamir ettireceğim de sıkıntı şu an. Bir tane daha hord var orada. Zombili bili bili bom bom zombili bili bili bom. Sana geliyorlar şekerim. Gir binaya. Adamın amel defterini kapattık. Gel. Gel son biri biri biri. Binaya falan vurmayacak bu arada. Girişi burada. Adama vurmaya gelecekler. Bok vurursunuz. Yani cephane falan olduğu sürece inanılmaz kuvvetliyiz. Ki cephanemiz falan da var. Son polis karakoluna mı gitmeli yoksa arabalı adamlar diğer arabaları almaya gidip böyle base'deki herkese araba mı vermeli onu düşünüyorum. Bence şuraya bir tane ekip gider. Kitapları mitapları falan alalım hacım. Artık böyle yavaştan araştırma merkezi yapıyormuşçasına bir takılalım. Kitapları mitapları alalım. Hoppa. Hop. Kitaptır, revirdir, yakıttır, yemektir. Doktor Ahmet Sadık Caddesi'ndeki bütün her yeri şöyle bir yağmalayalım. Ondan sonra shotgun'la ekip araba almaya gitsin. Ekipler arabaları bölüşsün, gelince şey yapılır. Arabalar dağıtılır. Şurada aslında çok fazla yemek olan yer var. Arabası olan diğer bir ekip yemekhanelere gitsin o zaman. Yemek sağlayacak yerlere salça olsun. En güzeli bu şekilde hareket etmek diye düşünüyorum ya.
Sabah olmasını bekliyorum bu arada. Şöyle biraz zamanı hızlandıralım. 06.28 itibariyle artık sabah oldu ve gün aydınlandı. Gün aydınlanır aydınlanmaz. Ne alaka zombi? Ha, gün ışığında hasar yiyorlar. Şekerim, şuraya bir baskın atabilir miyiz? Sen bekle. Sizin de arabanız varmış aslında. Siz o zaman şuradaki arabayı almaya gidin ya. Diğerleri gelsin, bu dipteki yerleri alsın. Burayı en son tamir ettireceğim. Buradakiler zırhlı mırhlı adamlar. Hacı abi, iki araba. Önce buraya, sonra buraya, sonra buraya, sonra buradaki yemekhaneye, buraya ve yandaki küçük petrole. Haydi bakayım, istikamet. Ana loot mekanı. Diğerleri şey yapmaya gidiyor. Siz ikiniz. Kanka istikamet. Terk edilmiş büyük depo. Marş marş. Ve bir an evvel araştırma tesisini yapıp buraya adam davet etmek lazım. Gitgide sayımız azalıyor. Şuralara böyle küçük küçük evler yapılabilir. Ama burası bence ahır ve yemekhane olarak okey. Yukarıya bir araştırma istasyonu kurulabilir. Şu yukarıdaki alanı alalım ya, ne bileyim, buralara böyle kuleler dike dike başlayalım bence. Surdan ziyade kule dike dike başlamak bana en mantıklısı geliyor. O yüzden öyle yapalım. O zaman araştırma laboratuvarını buraya kuralım. Önce o zaman buraya 1, 2, 3, 3 tane kule kuralım abi, tam şu alana. 3 tane kule kuralım. Araştırma laboratuvarını buraya öyle kuralım. Sonra burayı kuleleyelim. Kule gameplay abi. Şu saatten sonra bizim işimiz paso kuleyle. Tarlalar donuk galiba. Ne oluyor hocam? Orada bir kamyon var bu arada. O kamyonu da istiyorum, yeri gelmişken söyleyeyim. Yani eli silahlı bir grup adam bize hiçbir şey yapamaz orada. Biz yeni arabayı almaya gittik. Canısı şöyle ayrıl. Şimdi ekibi ikiye bölmek istiyorum. Sen ve sen. Siz buradaki arabayı gidin alın. Bekleyin, sonra iki araba döneceksiniz. Sonra sizin grup tekrar birleşecek. Aldın arabayı, yürü. Aldın arabayı, yürü. Kamyonu almaya da yollayacağım sizi. Baksana, bizim garibanlar burada loot arıyor zaten. Ne yapsın? Güzel, biraz kitap bulduk. İlim irfan sahibi olacağız biraz. Azıcık bir zeka kasalım. Etrafta çok fazla adam var. Aa, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ahıra adam geldi. Şimdi ahırdaki adam... Aa! Bir saniye, ahıra yemek veriyorum. Ahıra verdiğim yemek sayesinde ahırdan ben gübre alıyorum galiba. Öyle değil mi? Yemek ve gübre üretiyor burası. Canım, 10 kişi burada. 5-6 kişi burada. Hatta 8 kişi. Ne oluyor lan? Ya oğlum, korkmayın, iki tane silahlı ekip gidiyorsunuz oraya la. Ben de bir şey var zannediyorum sürekli. Dangerous, dangerous. Full artı full zırhlısın ya. Abi, öteki ekiple birleş. Al agalarını geri. Kamyonu almaya git. Efendim bebeğim.
Tamam, kamyonu da almaya geleceğim oradan. Ne stoğu bitti. Tahıl çuvalı bitti. Farkındayım. Ama hayvanlar sayesinde bunları gübreleyebileceğim. Bak oradan yemek geldi. Gübre geldi mi? Gübreyi görebiliyor muyum? Aynen gübreyi görebiliyorum. Aa, gübreleme araştırmasını yapmadın diyor. Araştırma tesisi falan da yapmak lazım. Birader neredeyse akşam olacak. Siz ne yaptınız? Mermi ve birkaç parça yemek. Pek bir şey yapamamışlar yani anlayacağım. Terk edilmiş mekanı iki kişi arıyor. Dur. Ekibi ayır gene. Oğlum siz değil. Kamyonu alın eve gelin. Benzinliği lootlayamadık ya la. Burak Tay hoş geldin. Selamlar. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Al bunu yürü. Al bunu yürü. Abi akşam çökecek birazdan. Lütfen base'e dönün. Sizin için de zaten bir şeyler aldım. Arabası olan adamlar base'e dönüyor. Ağır silahlı iki ekibim bekliyor. Orada gübreden pek bir şey yapamayacağız galiba. Bir şekilde yemek yapıldı ama. Bir şekilde yemek yapıldı. 5 tane falan yemek yapılacak. Köpek möpek gelirse var ya, büyük sıçtım bu arada. Büyük büyük. Bunlar gece vakti aksiyona devam edebilir mi acaba? Full artı full silahlılar ya. Full artı full silahlı oldukları için ben burada bir mücadele verebileceklerini düşünüyorum ama enfekte sürüsü tespit edildi. Abi. Acilinden tüyüme kartımızı kullanıyoruz. Acilinden tüyün oradan. Şu ikisini birleştir. Tamam, sen kamyonu al, sen bunu al. Horde geliyor da Allah bilir nereden geliyor. Depoyu savun. Ne oluyor? Arabayla mı ezdiler? Koş oğlum, koş. Yemekhanenin orada dursana. Şu çocukları da bir base'e davet et. Biraz adam verin abi bize. Daha yaşam alanında kapasite var. Biraz adam verin bize. Send them in. Bize katılmak isteyen adamları kabul et. Gel shotgun'la. Yarın sabahtan gelir bunlar da. Üf, acayip gerdi ya. Ne diyorsun ya? Ve otomot klanı niye şeyden sayıyor? Salak mı bu otomot ya? Ay! Oğlum niye Lextas banlandı? Aa, Lextas kullanıcısı bu kanalda banlı diyor. Deli galiba. Lextas yazabiliyor musun? Oğlum adamı niye banlayayım ben? Manyak mıyım? Ha tamam. Abi ne oldu ben anlamadım. Kendi kendine kanalın yönetimini falan devraldı. Hemen kendi kendine kanalın kontrolünü falan devraldı ya otomot.
Babuş, bu bir haftadır gereksiz yere ban muhabbetim geçiyor. Bir yerde yanacağım ama nerede? Ya Hades'in klan lideri 12 milyon oldu yazmışsın ya. Otomod klan yazdı. Ne yapalım buna diyor. Ben de dedim ki delirdin herhalde. Sevgili Otomod. Bu adamın bir suçu günahı yok. Öyle. Otomod'un sapır saçma şeyleri. Birazcık şöyle zamanı hızlandıralım. Yanımıza kesinlikle adam almamız lazım. Araştırma panelinde 3 puanımız oldu. Acaba buradan şeye doğru gidebilir miyim mesela? Kimyaya gidip oradan gübre üretimine mi gitmem gerekiyor? Yoksa yiyecekten çiftçiliğe mi gitmem gerekiyor? Mahsul verimini arttırır. Araştırma merkezi yap diyor. Ellerine sağlık yavrum. Yok yok, botun da akıl sağlığı yerinde değil. Mümkün değil yani, bot manyamış. Yavrum eline sağlık, bayağı lezzetli olmuş. Şimdi geceyi bir atlatalım sağ salim. Geceyi atlattıktan sonrasına bakarız. Enfekteler nereden geliyor? Asıl soru o. Şurada bir yerde görülmüş. Sivilleri yemesinler bari ya. O 4 kişiye falan ihtiyacım olacak. Kule mule de yapmam lazım. En olmadı adamların her biri için ayrı bir savunma noktası falan yapacağız dostlar. Yani yapacak hiçbir şey yok. Çünkü kule yapabilecek durumda değiliz gördüğüm kadarıyla. Oğlum yanarsın, yaklaşamazsın ki. Ve mahvoldum. Bir ara bir şey lazım bize ya. Dolunay böyle tüm gün loot yapmalı. Büyük bir dolunay lazım. 10 gündür hayattayız bu arada sevgili dostlar. Yani 10 ay yapıyor tabii ki oyun zamanıyla. Güzel, 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 güzel. Hayatta kalabilmek sevindirici. Hayatta kalabilmek harika. Şimdi kamyonla ekip hanginiz? Sen değilsin. Aa. Kimseye kamyonu vermedik mi ya? Tamam. Siz ikiniz. Şurada kalan işi bitirin. Benzinliğe girin. Oradan böyle gelin. Ondan sonra sen kamyona gel. Sen bir kenara çık. Sen bir kenara çık. Okey. Gördüğüm kadarıyla herkesin arabası var. Kamyonlu ve diğeri, çikolatalı leblebi ve çıtır leblebi. Babacım yürüyün. Sizi 3 ekip göndereyim hatta ya. Sen, sen, sen. Sağ baştan başla birader. Allah ne verdiyse. Ne kadar mekan varsa burada yürü. Siz de yarım kaldığınız işi bitirin. Yeni elemanlar geldi. Çocuklardan biri de büyüdü. 55 kişiyiz bu arada. 8 kişi yemek pişiriyor. 8 kişinin yemek pişirmesi fazla. Çünkü o kadar et gelmiyor. Burada hayvanlara bakım yapılıyor. Şurayı bir tamir et desem. 5 adam orayı hızlıca tamir eder mi? Çok minik bir tamirlik durumu var ama minik. Yani 5 adam buraya gelip böyle tık diye dokunsa hemen halletmeleri lazım. Gelmedi mi hala şey? Geldi. Tık diye dokundu mu? Dokundu. Okey. Burayı da tamir edin aslanım. Evleri tamir edin. Merkezi tamir edin. Merkezde zaten vardır. Ver buraya 5 adam. 203 kişi şey yapmalı diyor. 203 kişi orada merkezi halletmeli diyor. Olan 203 kişi ne? Tamam, güzel, yakıt istasyonundan yeterince yakıt çıkmış. Ya ben olmadı diğerlerini full arabayla yollayıp duracağım.
Sıcaklık verimliliği düşürür. Doğru düzgün hiç besin gelmiyor. Besin gelmiyor ki tavukları besleyip şey yapabilesin. Çünkü hava soğuk. Yani Mart'tan sonra falan kendine gelecek bu. Tarım olayı. Peki 3 araba var. Bu arada market market dolaşıyoruz dostlar. Ne BİM'inde ne A101'inde hiçbirinde doğru düzgün loot çıkmadı. Çok ilginç yani. Normal evlerde falan daha fazla loot çıkabiliyor. Bunlar da benzinliği araştırdı. Normal yerleri araştırdı. Okey ya, bu adamlara eve dönüş emri veririz birazdan. Ki bunların bir dinlenmesi falan gerekiyor. Bütün tamirat işleri halledildiğine göre kardeşim, ben burayı araştırma merkezi olarak atamak istiyorum. Buranın da yıkılmasını istiyorum. Ama 5 kişi orayı yaptıktan sonra diğer kişiler orayı yıkar. Sakin sakin yıkarlar abi, acelemiz mi var? Biz hala yemek konusunda dışarı bağımlıyız çünkü kesinlikle yeterince çiftlikten verim elde edemiyoruz. Ne oldu? Nereye enfekte olmuş? Yunus Market. Bir şey olmaz abi. Ben sizi boşuna mı üçer adam yolluyorum oraya? Üçer adam yollandığınız yerde hiçbir şey olmaz. Yeni vatandaşlar geldiği için adamlar mutlu. Ama buranın araştırması bitmiş. Buranın araştırması bittiyse saat daha erken, şu evlere salça ola ola gel. Bakkalı marketi falan araştırdık şey olur diye de. Bence buradaki normal evlerden de çıkacak loot'u göz ardı etmemek lazım. Gelin şöyle. Artık her ekibin bir arabası var ve arabayla hareket ediyorlar. Onu güncellemeyle gerçekten çok güzel ayarlamışlar. Dolayısıyla her ekibin arabası olduğu ve hepsi arabayla hareket ettiği için çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Bize katılmak isteyen herkes gelebilir. Herkes. Kesinlikle sınır yok. Kesinlikle kıstas yok. Hatta mümkünse lütfen gelin. Ki ben bu araştırma merkezinin inşası bittikten sonra patır 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 adam atayabileyim. Anten manten yapacağız daha, millete sinyal yollayacağız. Hayatta kalanlar gelin, burası güvenli diye. Tabi ama türlü türlü manyaklıklar var yani, adamlar da nasıl güvenecek sana? Bence sizin burada işiniz bittikten sonra eve dönün. En azından bir yakıt mermi yenileyin. Kesinlikle mermi yenilemesine ihtiyacınız var gibi duruyor. Buralarda bir işiniz bitsin, mermileri falan yenileyin. Oh be. Üç ekip ne hızlı hallediyorlar bütün işi. Bu eve girin. Eve girdikten sonra hepinizi base'e davet ediyorum. O kadar hızlı araştırıyorlar ki mekanı, tak tak tak. Evet. Yarın yeni bir gün ve yarın işlerine başlayabilirler. Mermi falan da çıktı evden. Eve dönüyorsun. Eve dönüyorsun. Eve dönüyorsun. Eve dönüyorsun. Eve dönüyorsun. Şu iki yemeği de al gelme adam. Depoyu savunmaya. Evi savunmaya.
Ahırı savunmaya. Ana mekanı sen savunursun. Dön geri. Sen de yemekhaneyi savun, araştırma tesisinde daha kimse yok. Gel böyle. Sen de yemekhaneyi savun abi. Bir şey söyleyeyim mi? Ekipler hızlı, müthiş iş yaptılar bu arada. Yani acayip hızlı bir şekilde müthiş iş yaptılar. Şurayı vuracak adamları da aldım. Ya artık pişmiş yemeğimiz var. Pişmiş yemek artık daha fazla mutluluk verecek bize. Şimdi ne yaparız biliyor musunuz dostlar? Evi yem olarak kullanacağız. Yani şu dışarıdaki adamı... Aa. Yemi yemedi mi? Bak burada arabanın içinde tazecik adam duruyor, gördün mü? Shotgun'dakiler ne sıktı? Aleyküm selam Dimurki, hoş geldin. Shotgun'dakiler ne sıktı gördün mü hocam? Tak 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 tak. Güborf 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 diye. Bayıldım ben shotgun'a. Bayıldım ben shotgun'a. Şunu biraz böyle çekebiliriz. Bunu biraz böyle alabiliriz. Tamam, ana binaya hiçbir şey yapamazlar. Burada cephaneniz var değil mi? Aman diyeyim. Eyvallah. Herkesin cephanesi var. Burada işler yolunda. Duvarların arkasında dur umarım herkes. Şimdi ortalıkta o kadar çok ev var ki. 3 araba, 4 araba, belki 5 arabayı birden. Aynı yere verip hani sabah bir emir vermeye başlarız. Tık 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 diye. Şey yaptık. Vallahi hiçbir fikrim yok biliyor musun sevgili Murky? Ben sadece bu arada Nick'in The Murky de olmayabilir. Benim ekran karanlık modda ya. Şey aydınlık modda. Ama Murky'ymişsin gördüm. Skype'a geçtim hacı abi. Skype'a geçtim yani bugün. Olgun'la beraber oyun oynayacağımız zaman Skype girdim. Ne yapam? Warp ne hiç bilmiyorum. Teamspeak mimspeak eski zamanlara dönemem gari. Skype kullanıyorum abi. Valla dediğim gibi dostum hiçbir fikrim yok. İlk kez duyuyorum adını. Ama hızı şöyle birazcık arttırabiliriz. Aşkım. Hı. Evet dostlar biz şöyle yapalım. Videomuzun burada sonuna gelmiş olalım. Aa. Aa. Bugün büyük bir fırtına var ve enfekteler gün boyu yürüyebiliyor. Bugün yerimizden kıpırdamadan savunmada kalmamız gerekiyor. Neyse. Artık maceramıza gelecek bölümde devam edelim sevgili dostlar. Çorum serisinin 3. bölümüyle karşınızdaydım efendim. Infection Free Zone gelecek bölümlerde kaldığı yerden devam edecek. Esenlikle kalın. Bye bye.